kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Beraberce bu videoda hepinizin de haydi Damla beraber örelim dediğiniz kar bulutu hırkamızı öreceğiz. Eğer siz de benimle örmek isterseniz videonun devamını izlemeniz yeterli olacak. Hemen size biraz ipinden bahsetmek istiyorum. Bu hırkamın zemininde Valenciennes'in bu krem rengini kullandım. Gerçekten yani hissetmenizi çok isterim. Yumuş yumuş harika bir ip. Örümü de gerçekten kolay. Ve hırkadaki duruşu, düşüşü öyle güzel ki şöyle yakından size göstermek istiyorum dokusunu. İç motiflerinde standart gorgeous motifimizi kullandım. Aralarında ilk göbeğini bir ton açık renkle yaptım. Yani Yarn Art Jeans'in 03'ü ve 05'ini kullandım. Siz tamamen kendi arzunuza ve isteğinize göre renkleri ayarlayabilirsiniz ki zaten birazdan beraber öreceğimiz hırkadaki renkleri bir tık daha farklı seçtim. Orada da sizlerden tabii ki sizlere iplerden bahsedeceğim. Tekrardan şöyle gösteriyorum ve ben bu hırkada 3 ve 3.25 milim olmak üzere 2 farklı tığ kullanacağım. 3.25'i olmayanlar 3.5'la çok rahat devam edebilirler. Bu hırka için ilk olarak beraberce bir motifini örelim. Sonra ben size kaç adet olması gerektiğini söyleyeyim. Ama bundan önce hemen size bir adet ölçü vererek başlamak istiyorum. Şimdi genişlik ölçüsünü vermem gerekirse şöyle söyleyeyim, 57 santim. Yani bu benim verdiğim ölçülerde hazırladığınızda 114 santim çevresi olan bir hırkanız olacak ki bir miktar açılma esneme payı da var. Çok rahat 36 beden, benim üstümde gördüğünüz gibi salaş kullanırken 42-44 beden bile çok rahat giyebilecek bu hırkayı. Bir de boyunu vereyim. Boyunu da verdikten sonra siz ona göre motifinizin adetini ayarlarsınız sevgili dostlar. Boyumuz da 67-68 santim. Bence gayet ideal bir ölçü. Uzatmak isteyenler de artı 8 motif düşünerek devam edecekler hırkanın yapımına. Öyleyse hadi başlayalım. Yeni hırkamızı ise bu renklerle yapacağım. 161 alizenin pudrası, 67 ortaları yapıyorum. Aynen şurada gösteriyorum ortayı. Ve ortayı farklı renk, diğer 3 sırayı farklı renk. Tabii ben böyle hani planladım, bu şekilde ilerliyorum diye siz birebir aynısını yapmak zorunda değilsiniz. Motifiniz de tek renk olabilir. Ya da farklı renkler de kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde çok hoşuma gitti. Yani şunu tekrar göstermem de gerekirse yeni renklerle yaptığımı. Bu duruluk ve sadelik bence bu kar buketine aşırı yakıştı diye düşünüyorum. Şimdi Fox'un 34'ünü kullanacağım. Yeni yaptığım bu renklerle. Biliyorsunuz videonun başındaki hırkanın zemin rengi 02 idi. Bu 34. Onda 03 ve 05'i kullanmıştım motiflerde. Bunda Alize'nin 161 ile 67'sini kullanıyorum. Bu 50 gramlık ipidir, aklınız karışmasın. 100 gramlık 161 ile aynı renktir. Şimdi benim motiflerim arkadaşlar 11,5 santim. 11,5 santim 4 sırada. Bu motifi 11,5 santim 4 sırada nasıl örebiliriz? Ya da öremiyorsak, yani ne yaparsanız yapın 11,5 santime ulaşmıyorsa siz 1 sıra daha fazla
örebilirsiniz. Ama tabii otomatik olarak kırk hanım o Fox'a eklediğimiz yerleri de genişleyecek. Görüntüsünde bir tık daha değişiklik olabilir. Onu söylemek isterim. 4 sırada 11 santime en kötü ulaşırsanız şahane olacaktır. Hırkanız da 36'dan 42 bedene kadar çok rahat uyum sağlayacaktır. Öyleyse şimdi bu 11 santim olan motiflerden, Gorgeous motifinden 48 tane öreceğiz biliyorsunuz hırkamız için. Hadi bir tanesini beraber örelim. Sihirli halka içine çalışacağım göbeğini motifin. Burasını bakın uzuncana yapıp parmağıma doluyorum. Bunu çok kısa bırakmayın. Tek katta çünkü öreceğim. Eğer güvenmiyorsanız açılır diye düşünüyorsanız siz bu şekilde sihirli halka iki katla da örebilirsiniz. Şimdi ben tek içine öreceğim. Aradan şu şekilde ipimi geçiriyorum. Bir kere kilitledikten sonra üste doğru uzayıp etrafında bir kere döndürdükten sonra arasından ipimi geçiriyorum. Daha sonra tığımın üstüne ipimi alıp bir iki kere de çıkıyorum. Arada iki zincirim var. Tekrardan aynı boşluğa batıyorum. Bakın burayı uzun uzun tutuyorum. Dikkat edin. Bir, iki. Tığım bu arada 3,25 milim. Siz gerekirse biraz daha büyük düşürmek için 3,5'la da örebilirsiniz. Baktınız çok sıkı düşüyor hala. Tığınızı daha da yükseltebilirsiniz. Şimdi arada iki zincirim var. Buna rağmen eğer pardon bakın size göstereceğimi örüyorum. Buna rağmen hala motifiniz tam istediğiniz gibi büyümüyorsa benim böyle iki kere de çıktığımı böyle bir İki de hepsini topluyorum ya. Siz şöyle yapabilirsiniz. Battım. Şimdi bir çıktım. İki çıktım. Tuttum. Bir, iki, üç. Siz böyle çıkarak daha da büyütebilirsiniz. Bu da bir büyütme yöntemlerinden birisidir. Size söylemek istedim. Şimdi tekrardan geldim. Bir, iki. Ve hepsini bir topladım. Arada iki zincir. Bunun gibi 8 tane dolduracağım sihirli halkamın içini. Bu arada artık minik bir sıkıştırma yapıyorum. Sihirli halkamın arkadaki sarkan ipiyle tekrardan iki zincir. 2, 4, 6 oldu. 8 grup olacak. 16 tane bacak olacak. Birçoğunuz artık aslında bu motifi biliyorsunuz. Klasik Gorgeous motifimiz. İki zinciri çektim. Bir, iki. Hop topladım. İki, dört, altı, sekiz. İki zincirimi çektim. Şimdi arkayı iyicene sıkıştırdıktan sonra bunu buraya batarken arkadaki ipi de alıyorum ve arasından böyle geçirip şöyle çok özür dilerim. Şunu uzatıyorum. Bunu almıştım böyle üstte biliyorsunuz. Şimdi şuradan aradan geçirirken bu ipi de tutuyorum bakın. Böylece ne? Geçiriyorum. İki ipi de yukarıya almış oldum ve üstüne de güzelce ne kitlemiş oldum. Bunun iyice ne kitlendiğinden eminseniz sıkıntı yok ama ben mesela şu anda iyice ne kitlendiğinden eminim. Siz değilseniz bir kere de üstünü şöyle bir düğüm atarak sağlamlaştırabilirsiniz. Artık bundan sonraki 3 sırayı aynı renkle devam edeceğim. Şöyle hemen biraz daha eğim yapıp ilmeğimi çıkartıyorum. Tığımın üstüne ipimi alıyorum. Şimdi bunun ipi, bu ipi bir tarafa, diğerini de öbür tarafa yatırıyorum. Üstlerine öreceğim. Şimdi burada hemen araya battım. Bir kere de çıktım. Şu arkadaki ipi öne doğru alıp tığımla da tığımın da üstüne alıyorum. Birlikte örüp gizlemek için ve bir kere daha çıktım. Tekrar tığımın üstüne ipimi aldım ve bunu bir kere daha tığımın üstüne aldım. Ve aynı yere battım. Çok özür dilerim. Burada iki taneyi örüyorum. Çok özür dilerim.
Üçe gitti aklım. İki taneyi ördüm ve birlikte topladım. İkili badem yapmış oldum. Şimdi iki zincirimi çektim. Bunu artık yatırdım, bu tarafı örmeyeceğim. Bir, iki, hepsini bir topladım. Bakın, en önemli detaylardan birisi elimi çok rahat tutuyorum motifimi büyük düşürebilmek için. İki zincirimi çektim. Hemen geldim boşluğa. Bir, iki, topladım. Bir, iki zincir çektim. Geldim buraya. Bir, iki. Hemen yine topladım. Bir, iki. Her boşluğun içine bu bademlerden ikişer adet yapıp araya iki zincir çekiyorum. Bir, iki. Aynı boşluğun içine bir daha yapıyorum. Bir, iki. Yaptım. Şimdi böyle böyle bu sırayı tamamlayacağım. Son sıranın boşluğun içini de doldurdum aynı şekilde. Şimdi buraya geldiğimde artık yapacağım işlem şu. Zincir çekip buraya birleşmeyeceğim. Tığımın üstüne ipimi alacağım. Bu bademin tepesine batıp şu üçünü, gördüğünüz üçünü bir toplayacağım. Bir toplayacağım. Daha sonra bir zincir çekip yukarı doğru yükselip etrafında döndürdükten sonra arasından geçirip hemen yanına bir, iki, üç kere de toplayacağım. Bademimi yapacağım. Böylelikle iki motifin arasına gayet düzgün ve yeri belli olmadan çıkmış oldum. Şimdi bir, iki, üç. Artık her boşluğa 3 bacaktan oluşan ikili trabzanlarla ördüğüm bademleri hazırlıyorum. Siz bunu belki daha uzun bacak bir dolayıp 3 kere de çıkıyor olabilirsiniz. Ona göre düşünün, hiç fark etmez. Gittiğimiz yol, sistem aynı. Şimdi üçüncüsünü de öreyim. Her boşluğun içini bu şekilde doldurup geliyorum sonuna kadar. Son boşluğu yine doldurdum. Yine bakın, hiç burada da zincir çekip buraya birleşmeyeceğim. Ama bu defa buraya birleşirken artık köşe oluşturacağım için biraz evvel hiç zincir çekmeden üstüne alıp örmüştüm. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Öyle üstüne ipimi alıp bunun tepesine batıyorum. Ve yine hepsini bir topluyorum. Tam ortaya geldim bakın. Şimdi burada çok özür dilerim. Bir zincirimi çektikten sonra yukarı doğru yükselip biraz daha uzuncana yükseliyorum. Köşe olduğu için şöyle arasından geçirip bir tane de üstüne örüyorum ve bacağımı uzatıyorum. Ve tığımın üstüne bir ip aldım. Bir tane aldım. Gerekirse siz uzun düştüğünü kanaat getirmiyorsanız, kısa kalıyor diye düşünüyorsanız burayı iki ip, iki kere dolayıp üç kere de çıkabilir. Yani üçlü trabzanlar örebilirsiniz. Ben bir kere doluyorum. Bir, iki, üç. Tekrar bir kere doladım. Bir, iki, üç çıktım ve ilk grubumu yaptım. Daha sonra arada hiç zincir yok. Bu yine ben böyle hani elimden güzel düştüğünü inandığım için bu şekilde. Siz yine elinize göre ayarlayın lütfen. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Buraya geldiğimde ise artık şöyle yapıyorum. Bakın, şunu bir kere arasından geçirdim. Sonra üçünü bir. Tekrardan geldim. Şimdi yine bir kere arasından geçirdim. Sonra üçünü bir. Buraya geldim. Yine burada bir. Sonra hepsini bir.
Bir zincir çektim. Tığımın üstüne ipimi aldım. 1, 2. İkili olan yerdeyim. 1, 2. 1, 2. Tığımın üstüne ipimi aldım. Bir diğer köşeye geçiyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. 2 tane daha öreceğim. 1, 2, 3 kere de çıkıyorum. Ve bir köşeyi tamamlamış oldum böylelikle. Şimdi aynı mantıkla devam edeceğim. Bir dolayıp 3 kere de çıktım. İkili trabzan, yarım trabzan. Bu mantıkla buraya kadar geleyim. Köşeyi birlikte yapalım istedim bu geçişi. Bakın bu haliyle bile hiç el ütüsü bile yapmadan ne kadar düzgün düşüyor motifimiz görün de istedim. Bir de şöyle size hemen ölçüsünü de vereceğim. Bakın tam 11,5 santim oluyor bu şekilde ördüğünüzde. Tığımın üstüne ipimi aldım. Burada bir grubu örmüştük biliyorsunuz. Şimdi diğer üçlü grubumu örüp hırkamın motifini tamamlamış olacağım. Ben şu anda sizinle beraber 48. örüyorum. 1, 2. Hemen burada bunun tepesine geliyorum. Aradan kaydırma yöntemiyle geçirip ipimi uzatıyorum. Arasından motifimi de çıkartıp şöyle bir güzelcene sıkıştırıyorum. Buradaki ipi asla kısa bırakmam. Uzun bırakırım. Hatta şimdi kısa bile bıraktım. Çünkü videoda uzamasın size göstereceğim. Normalde daha uzun bırakırım nasıl gizlediğimi. Bunu normalde elimde daha ince bir tığ da oluyor. Daha kolay oluyor. Şimdi bir önden alıyorum bunu. Sonra yerine oturtuyorum. Bir arkaya çekiyorum. Bir öne alıyorum. Böyle arkaya çekiyorum. Ve her seferinde şöyle yerine oturtuyorum. Gördüğünüz gibi her ilmeğin arasından düzenli bir şekilde geçiriyorum. Ve her seferinde de yeniden yerine oturtuyorum. Sonrasında buradan sonra da artık tersten aradan geçirmeye başlıyorum. Yani ne yapıyoruz aslında burada? İpi başını döndürüyoruz. Bu makinede yıkansın, her türlü duruma maruz kalsın. Bu ip hayatta çözülmez. Bakın burada da tekrardan bu tarafa almaya başladım. Garantili, sökülmeme garantili diyebiliriz biz buna. Şöyle şunu da aldıktan sonra şöyle güzelce ne? Şurada minicik kaldı. Onu da bende bir kesmeme hastalığı var ya illaki kesmeyeceğim. Onu da şuradan alacağım arkaya. Hop işte bu kadar. Ve motifimiz hazır. 48 tane bu motiflerden öreceğiz. Dediğim gibi ben 48.'yi sizinle ördüm. Hatta ben diğer parçaları monte bile ettim. Şu anda bütün motiflerim 48 tane oldu. Bunları nasıl, nereye, kaçar tane yerleştireceğimizden bahsedelim. Bu 48 adet motifin 4x4 16 tanesini arkaya. Aynen bu şekilde. Şöyle size gösteriyorum. 4x4 16 tanesi arka. 5x2 2 4 6 8 10. 10 tanesi bir tarafı önün. 36 oldu. Pardon 26 oldu. 26 oldu. Bir 10 tane daha. Diğer ön. 36 şimdi oldu. 6 tane bir kolum ve henüz birleşmemiş 6 tane bir kolum.
36, 12 daha 48. 48 tane motifimizi bu şekilde hazırlayacağız. Şimdi bunu birleştirmedim ki burada size nasıl birleştirildiğini ve yerlerine nasıl monte edildiğini adım adım görelim diye. Ama bakar mısınız şu hırkanın güzelliğine, yumuşluğuna, harika oluyor. Şimdi 6 tane motifimi 3x2 olarak düşünebilirsiniz. Böyle yan yana karşı koyacağım ve bu 6 taneyi nasıl birleştiriyorsam arkayı, önleri de aynı mantıkla birleştiriyor olacağım. Siz buradan birleştirme mantığını anlayıp bunu arka parçayı önlere de uygulayacaksınız. Fox ipimi aldım. Şimdi fox ipimle hemen bir ilmek çıkartıyorum. Ben yine 3.25 milimle örmeye devam ediyorum. Siz deneyerek elinize doğru tığ, uygun doğru tığı da daha rahat bulabilirsiniz. İlmeğimi çıkarttıktan sonra şimdi bu iple yaptığım işlemleri görmek biraz zor olacak. Çünkü ipin cinsinden ötürü. Ancak siz hani benim söylediklerimi de dikkate alırsanız nasıl yol aldığımı göreceksiniz. Her zamanki gibi motifin iki kenarını öreceğim ama bu defa diğer iplerle yaptığımda farklı ilerliyorum sistem olarak. Tığımın üstüne ipimi aldım. Şu anda görmüyorsunuz ama belki söylediklerimi dikkate alın lütfen. Tığımın üstünde ip var. Şuraya battım ve buradan çıkarttıktan sonra bir kere de çıktım. Sonra şu ipi öne doğru çektim ve arasından ilmeğimi çıkarttım. Yani bir tane trabzanı aslında şu anda ördüm. Tığımın üstüne ipimi aldım. Bunu tekrar aldım, öreceğim çünkü. Ve buraya ikinci trabzanı ördüm. Şimdi burada iki trabzan örülmüş oldu şu anda. Köşenin ilk grubunu yaptım. Çünkü artık buradaki gruplarım üçlü değil, ikili olacak. Arada bir zincirim var. Bakın. Burada zincir çekmemiştim ama bu sırada artık araya bir zincir çekiyorum. Ve ilk buradaki boşluğa geldim. Bir ördüm. Şimdi tekrardan aynı boşluğun içine ikinciyi örüyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Tekrardan buraya geldim. Bir, iki, ikili trabzanları örüyorum. Ve arada bir zincir var. Tekrardan geldim. Diğer boşluğa. Bir. İkinciyi de ördüm. Ve arada bir zincir var. Buraya da geldim. Bir. İki. Bir zincir var. Aradaki bir zinciri unutmuyorum. Şimdi köşedeyim. Köşenin ilk iki tane trabzanını örüyorum ikililerle, ikili trabzanlarla. Köşede ortada iki zincirim var. 1, 2. Ve buraya geldim. 1, 2. Aynı köşenin içindeyim. Yani köşeyi ördüğüm için aynı boşluğun içinde 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan, ikili trabzanlar bu arada. Tekrardan bir zincirimi çekeceğim. Ve aynen iki grup halinde, ikililer halinde ördüklerimi bu kenarın sonuna kadar devam edeceğim. İki kenarını ördük. Hemen sıradaki motifimi alıyorum. Şimdi bunu hemen ilmekten çıktı mı işimiz zor. Bakın şimdi söküldü, bir zincirimi çektim. Tığımın üstüne ipimi aldım. Şimdi bu motifimi de alıyorum ve köşesinden hemen geliyorum, batıyorum. Şimdi buraya bunun köşesine battım. Bir, iki tane ikili trabzanımı ördüm. Sırt sırta verdim. Burada bir zincir çektim. Artık burada boşlukları el yordamıyla buluyoruz. Bakın gözle görmek mümkün değil. El yordamıyla buluyorum. Buldum. Bir zincir çekmiştim. Şöyle arkadan battım. İpi aldım. Buradaki ilmeğimin arasından geçirdim. Bir zincir çektim. Hemen geliyorum buraya. İkinci grubumu buraya örüyorum. Bir zincirimi çektim.
Yine el yordamıyla buluyorum. Zaten kendini belli ediyor. Örerken anlayacaksınız ne demek istediğimi. Bir zincir çektim. Buraya da geldim. Bir, iki, bir zincir çektim. Hemen buradan battım arkadan. Bir kitledim. Bir, iki, bir zincir çektim. Kitledim. Buraya yine geldim. Bir, iki, bir zincir çektim. Hemen yine buldum yerini. Bir kenarı böyle sonuna kadar geldik neredeyse. Şimdi köşeyi de yapalım beraberce. Köşenin iki tanesini örüyorum. Burada da bir zincir çekiyorum. Köşeyi arkadan batıp arasından ilmeği geçirip şöyle bir kere kilitledikten sonra bir zincir daha çekiyorum köşedeyken. Ve hemen aynı boşluğun içine bir, iki tane daha ördüm. Bakın işte. Şimdi burayı güzelce ne birleştirmiş olduk. Ne kadar düzgün ve güzel duruyor farkında mısınız bilmiyorum. Şöyle biraz yakınlaştırayım da. Aynı benim söylediğim yöntemle ve tabii ki bu istinaden söylüyorum. Emsalleri nasıl durur inanın bilmiyorum. Şimdi bununla beraber buraya öreyim, burayı da öreyim. Üçüncüyü de yanına ekleyeceğim. Aynı mantık. Aynı mantık olduğu için üçüncüyü ekleyeyim, dönüşü göstereyim size. Üçüncü motifi de aynı ikiyi bire eklediğim gibi ekledim. Şimdi üç tane tamam. Bir üç tane daha üstüne örüp altı tane kol motifimi tamamlamış olacağım. Şu aşamada ne yapıyorum? Geldim en son köşede iki tane grubumu ördüm. Bir zincir çekmiştim. Bir zincir daha çektim. İki zincir. Ve aynı grubun içine dönüyorum artık. Böylece öreceğim. İki tane daha grup örüyorum, ikili trabzanla bir zincir gene tabii ki. Boşlukların içine buraya kadar aslında aynen devam edeceğim. Bir zincirimi burada çektim. Şimdi buradaki köşeye iki tanesini daha yapacağım. İkisi örülüydü ya köşenin gelirken. Buradayım şu anda tam olarak. Bu köşenin ikisi örülüydü. İki grubunu daha ördüm. Bir, iki zincir çektim. Ve buraya geldiğimde şu ikisinin kesiştiği bir boşluk var. Onu buluyorum. Bakın şurası. Onu buluyorum. Oraya batıyorum. Ve kaydırma yöntemiyle getirip bir, iki zincir çekiyorum. Ve hemen iki tane de buraya örüyorum. Şurayı da böylece ne geçtim. Burayı da birlikte yapalım. Yine aynı noktaya geldim. Bir zincir çekmiştim. Şurada şuranın ikisi örülü. İkisini daha örüyorum hemen. Örüm oldukça keyifli. Benim çok hoşuma gidiyor bu ipi örmek. İki zincirimi yine çektim. Şimdi bu ikisinin birleştiği noktayı yine el yordamıyla buldum. Geldim, arasından geçirdim. Bir, iki zincir çektim. Tığımın üstüne ipimi aldım. Yine buraya iki taneyi örüyorum. Sıranın sonuna kadar geleyim. Artık diğer motifi yukarıya alalım. Eklemeye başlayalım. Köşeye kadar ördüm. Bir zincirimi çektim. Yeni motifi alıp aslında nasıl eklediğimizi artık biliyoruz. Yeni motifin içine iki tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Arka arkaya verip şu ilk boşluğun içinden kaydırıp bir zincir çekiyorum. Şimdi bunu şu ortaya kadar geleyim. Köşeye kadar aynı gösterdiğim gibi ördüm. Şimdi biraz yaklaşıyoruz. Yaklaşıyoruz. Burada yerini size göstermem mümkün değil ama şimdi bir zincirimi burada bir zincirimi çektim. Şimdi burada arkadan şu kısımda ortayı bakın
Tam olarak aslında şurası. Orayı bulup şöyle arkadan bir tığımı batırıp arasından geçiriyorum ve bir zincir çektim. Bakın. Aynen böyle. Şurada bir yer buluyorum. Elimle onu hissediyorum, batırmam gereken yeri. Çünkü görsel olarak size göstermem mümkün değil. Bir zincir daha çekip buraya öyle dönüyorum. Ve köşenin diğer ikilisini örüp sonuna kadar geleyim. Bu üçüncüyü de buraya nasıl eklediğimizi görelim. Ya pardon, dördüncüyü. Üç taneyi gördük. Dördü oturtalım. Diğer motifi aslında nasıl aldığımızı artık biliyoruz. Hemen bunu aldım. İçine iki taneyi örüp döndürüp şu orta yere kadar birleştireceğim. Geleyim, eklenerek geleyim. Şurayı beraberce yeniden görelim. Kenarını birleşerek geldim bu dördüncü motifinde. Sonrasında buraya geldikten sonra da hemen köşeye iki tane ördüm, bir zinciri çektim. Şimdi burada yapacağımız işlem şöyle. 1, 2, 3 motifimin şu üçünün şurada kesiştiği bir nokta var. O noktayı hani burada size göstermem mümkün değil çünkü ben de göremiyorum ama elimle dokunduğumda hissediyorum. Şimdi elimle dokunarak hissettiğim o noktaya batıp arasından geçiriyorum. Bir kere kitleyip bir de zincirimi çektikten sonra bu köşeye gelip 1, 2, bir de zincir çekip artık bunun karşısına birleşiyorum. Bir zincir daha çekeyim, şöyle geleceğim ama gelmeden evvel size burayı göstermek istedim. Bakın işte dördünün birleştiği yer bu şekilde gayet güzel oldu. Şimdi ne yapacağım? Bunu buraya geleceğim. Ne yapıyordum? Buraya gelip yine ikisinin birleştiği yeri bulup arkadan batacağım. Bunu buraya yaparken bu üçüncüyü de aynı buradaki mantıkla birleşip kolun altı tane motifini birleştirmiş olacağım. Kolda size göstermiş olduğum tekniği kullanarak 4x4 motifi birleştirip 16 motifiden tek parça yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken biliyorsunuz kolu şöyle göstermiştim size. Hemen kol parçamı alıyorum. Buraya kadar geldim. Birleştirerek geldim. Kolda buraya kadar geldim. Şimdi bunu böyle dümdüz gidip böyle gitseydim tek parça halinde oluşturmuş olacaktım. Bitmiş olacaktı bu. Ama bunu ekleyeceğim için kol evine kenarlarını açık bırakıyorum özellikle. Ama bunun mesela yanında bir motif daha alta doğru 8 motif daha olduğunu düşünecek olursanız hop iki kenarını örüp bitirecektim. Arkayı işte öyle çalıştım. İp koparmadan birleştirme tekniğini kullanarak hepsini bitirdim. Bunu şimdi ne yapacağım? Hemen tersini çevireceğim. Tersini çevirdikten sonra da şöyle elimi düzelteyim. 10 motif halinde ördüğüm ön sağ ve sol parçalarını size göstereceğim. Şimdi bu parçaları değişik örüyorum. Nasıl değişik örüyorum? Bana göre sağ. Şimdi bunu solak arkadaşlarım dikkate almasın. Söylediklerimin tam tersini düşünsünler. Ben sağ parçayı böyle ilk önce hop mesela yukarıdan geliyorum, birleştiriyorum, birleştiriyorum. Sonra böyle bunu tek örüyorum, bunu yanına ekliyorum. Bu tarafım açıkta kalıyor ya benim. Bunu buradan birleştirmeye başlıyorum. İpimi bıraktım buradan. Bunu buraya, bunu buraya, bunu buraya birleştireceğim. Sonra bu üçü birleşmiş olduğunda bu ve bu yarım olacak burada böyle yarısı önde yarısı arkada benim kol evimi oluşturacak. Bu taraf böyle. Diğer tarafa gelince ise orada da şöyle çalışıyorum. Yine 10 motifle oluşturduğum parçayı bu defa bunu alttan yukarıya doğru gidiyorum. Çünkü burada mantığa göre bu şekilde birleştirmem gerekiyor. Bunu da nasıl yapıyorum? Buradan tutturacağım. Böyle olacak. Böyle olacak yani. Şuradan
birleşip bu sefer buraya kadar açıkta bırakacağım. Burayla arkayı birleştirip altı tutturacağım. Şimdi bunu yaparken daha iyi göreceğiz. Ön bir bilgi vermek istedim. Bunu ne demiştim? Böyle upuzun bir parça, hop, bak şimdi ilk önce bunu, üstüne bunu, sonra bunu, sonra bunu, sonra bunu ekledikten sonra hop yukarı doğru çıkıyorum. Bunu ekliyorum. Böyle bir parçam oluşuyor. Burada ise tam tersi. Bunu buna. Sonra hop bunu örüyorum. Üstüne bunu, bunu. Hop böyle örüyorum. Üstüne bunu, bunu. Yani burada dikey, burada yatay ilerliyorum. Çünkü bunu buradan, bunu da buradan öreceğim. Ben hep bu mantıkla ilerliyorum. Bu tarz örmek çok hoşuma gidiyor. Dilersek bunu tabii ki kocaman bütün bir parça halinde de örebilirim. Zaman zaman öyle yaptığım da oluyor ama onu benim burada size göstermem hem imkansız hem çok zor. Hem de yarın öbür gün mesela sökmek gerekse çok büyük sorun çıkıyor tek parça ördüklerimizde. Ben böyle parça parça örmeyi açıkçası daha çok seviyorum. O zaman şimdi bu mantığı anladık. Bir tarafı nasıl, bir tarafa. Şimdi sol elini kullanan arkadaşlarım da bu parçayı buraya, bunu buraya uygulayacaklar. Onların da tam tersi oluyor çünkü mantıken. Evet, öyleyse ne yapıyoruz? Bunu buna birleştir. İlk bu sağ parçamızla başlayalım birleşmeye. Artık bu parçayı bununla birleşerek şu üç motifi de şuraya kadar birleştireceğim, kol evimi oluşturacağım. Bunun için de hemen bir zincirimi çekmiştim. Şimdi buradaki motifin şu boşluğunu, bakın şu köşedeki motifin şu boşluğunu buluyorum. Ve o köşeye batıp arasından kaydırarak bir kitleyip sonra bir zincir çekiyorum. Ve hemen buradaki boşluğun içine geliyorum. 1 2 ördüm, bir zincir çektim. Tam karşısına denk gelen, yani şu boşluğa denk gelen boşluğuna batıp bir zincir çekiyorum. Tekrardan, bakın zaten buradan da kontrol edebilirsiniz. Tekrardan buraya 1 ve 2 bir de zincir çekip yine tam denk gelen karşı boşluğun içinden batıyorum ve kilitliyorum. Şimdi şuraya kadar işlemimiz aynı. Bu ortaya kadar birleşerek geldim. Şimdi burada hemen şu boşluğa gelip bir iki tane ikili trabzanımı örüyorum. Burada iki tane ikili trabzanımı ördükten sonra iki zincirimi çekip bu öndeki iki parçanın birleştiği orta noktayı buluyorum. Oraya batıp arasından bir kere geçiriyorum. Sonra tam karşısında yine şu ikisinin kesiştiği noktayı hemen bulup oraya birleşiyorum. Ve arasından geçiriyorum. Kitledikten sonra bir zincirimi çektim. Hemen bir zincir daha çekiyorum köşe olduğu için. Buraya gelip kaçırdık. Buraya gelip iki tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir zincirimi çekeyim. Şu arkasındaki denk gelen hemen uygun olduğu noktaya da bulup birleşiyorum. Ve şöyle bakınız. Nasıl birleştiğimi size göstermek istiyorum. Şu şekilde birleşmiş olduk. Şimdi diğer noktalarda da aynı burada yaptığımı uygulayacağım. Kol evini oluşturacağım yere kadar birleştirdim. Şimdi kol evimi artık örmeyeceğim için birleştirerek oluşacağından bunu buraya kadar örüyorum. Sonra buraya geldiğimde şurayla birleşip tamamlamış olacağım kol evini. Öyleyse şimdi bunu örüp buraya kadar geleyim. Buraya kadar geldim. Bir de zincir çektim. Şimdi hemen bu köşeden şuradan batıyorum ve arasından geçirip bir de zincir çekip buradaki köşeyi de örüyorum. Yan tarafta gösterdiğim birleştirme
tekniğinin birebir aynısını da işte burada uygulayacağım. Üstü birleştirene kadar ve dönüşte sağ tarafını hırkanın monte etmiş olacağız. Tabi üstte giydiğimizde soldan görüntüde sağ taraf oluyor videoda. Onun için sağ diyorum. Birleşip geleyim. Bu kısmın sonuna geldiğimizde bu köşenin diğer ikilisini örüp burada bir zincir çekiyorum. İlk önce şu arkadaki görmüş olduğunuz noktanın arkasından batıp arasından geçiriyorum. Burada da bir zincir çekip gelip buradaki ilk başladığım şu trabzan var ya, onu buluyorum. Onun ilk şu trabzanın tepesine, şu trabzanın tepesine ilk trabzanın batıp aradan kaydırıyorum. Şöyle içinden de geçirip güzelce kilitliyorum ve yerine oturtuyorum. Şöyle biraz ipleri düzelterek. Ve kestim. Bir tarafı eklemiş oldum. Sıra diğer tarafta. Bu taraf yerine oturdu. Bakınız, kol evimiz de gayet güzel oluştu. Şimdi sıra diğer tarafta. Bunun içinde ne yapıyorduk? Hemen bu tarafını yukarıya eklemeye, şuradan başlayacağım. Sonra burada kol evini bırakacağım iki tane motifle. Şimdi onu da birlikte yapalım. Yaparken çok daha iyi anlayacağız. Yani şuraya oturtuyorum. Şöyle bakın. Şöyle biraz da dikelteyim. şu buraya oturacağı için buraya kadar şurayı örmeyeceğim. Buradan sonra da bu üç motifi birleştirip karşılıklı eşitlemiş olacağım. O zaman başlayalım. Buradaydım. Bir zincirimi çektim. Şimdi bakın. Şurada şu birleşen nokta var ya, bunu birleştirdiğimin tam karşısında orayı buluyorum. Oraya batıp şöyle arasından geçiriyorum ilmeğimin ve bir zincir, bir kere kilitledikten sonra bir zincir çekip hemen buradaki köşenin içine iki trabzan örüyorum. Bir zincir çekip buraya batıyorum. Bir kilitliyorum. Bir, iki. Bir zincir çekiyorum. Hemen karşısına aynı gösterdiğim mantıkla şu sona kadar birleşiyorum. Bu taraftakini ve bu yan tarafı birleştirdiğim mantıkla. Bu üst kenarı birleştirdim. Şimdi bu motifi hiçbir şekilde karşıyla birleşmeden iki motifi böyle örüp sonra buraya gelip buraya ekleneceğim kol evini oluşturmak için. Şimdi burayı hiç eklenmeden öreyim. İki tane motifin etrafını ördüm. Şimdi karşı tarafla birleşip kol evini oluşturacağım noktadayım. Burada da ne yapıyorum hemen? Şimdi köşenin diğer ikili grubunu ördüm. İki zincir çekiyorum. Buraya geliyorum. Hemen birleşmem gereken noktayı bulup kaydırıyorum. Şuradan bir zinciri çekip karşı tarafta da tam birleşmem gereken denk gelen noktanın ortasından batıyorum. İçinden geçirip bir kilitledikten sonra bir de zincir çekiyorum. Ve hemen buradaki diğer köşenin ikilisini örüyorum ve karşı tarafla birleşip artık hırkanın diğer tarafındaki parçayı da bitirmiş, yerine yerleştirmiş oluyorum. Sıra hırkamızın etrafını örüp daha sonra kollarını kol evine yerleştirmekte. Şimdi oluşan kol evini göstereyim. Şöyle burayı birleştirmeye devam. Kol evinden etek ucuna kadar geldim. Şimdi burada köşeye iki tane ördüm. Bir zincir çektim. Arkadaki köşeyi buldum. İçinden battım. Bir kilitledikten sonra zincirimi çektim. Şimdi buraya iki tane örüyorum. Köşeye ve artık burayı
şu başladığım noktaya kadar eteğini örüp geçiyorum ve ondan sonra da hırkanın çevresini örmeye başlayalım. Kolları takmadan çok daha kolay oluyor. Hırkanın tam köşesine geldim. Artık bunu buraya birleştiğim anda aslında hani etek ucunla birlikte bu tarafı da eklemiş oluyorum. Ama ben şimdi size ilk önce bir hırkayı şöyle bir göstereyim. Tam şu köşedeyim, gösterdiğim gibi. Buradan böyle yukarıya doğru. Şimdi ben normalde böyle birleştirdim formu, tamam. Etrafını geçeceğim. Buradayken, köşedeyken şöyle bir dolaşıp etrafını bir tur geçeceğim. Benim için bir tur kafi çünkü dileyenler daha kalın da geçebilir istiyorlarsa. Sonra da kolları artık yerine ekleyeceğiz ama önce bir birlikte nasıl geçiyoruz bir göstereyim size. Bu köşenin burada şimdi normalde iki zincir çekip buraya batıp devam ediyor olmam lazım ama ben bir zincir çekeceğim. Daha sonra tığımın üstüne ipi alıp buradaki şu gruptaki trabzanın tepesini bulacağım. Biraz zor oluyor ama bulunuyor arkadaşlar uğraşınca. Bulacağım, buldum. Arasından ilmeğimi böyle geçirip şöyle tığımın üstünde 3 tane ilmeğim var. Üçünü bir toplayıp amacım burada şu ikili grubun ortasına düşmek. Nitekim düştüm. 1, 2, 3 zincirle yükseldim. Hemen yanına bir tane daha ikili trabzanımı ördüm. Şimdi ben bu köşenin bir grubunu yapmış oldum. Sonra ne yapıyorum? Bir zincir çekiyorum. Boşluğu, diğer boşluğu bulup iki tane ikili trabzanımı örüyorum. Tekrardan bir zincir, diğer boşluğun içine iki tane ikili trabzan. Yani boşlukların içine ikili trabzan iki tane bir zincirle devam ediyorum. Şu köşeye kadar geleyim. Köşeye kadar geldim. Aynı mantıkla. Şimdi burada ne yapacağım? Bir zincirimi çekeyim. Şimdi bir buradaki köşenin içine iki tane öreceğim. Bir zincir çekiyorum. Bir de buradaki köşeyi bulup onun içine öreceğim. Yani iki motifin birleştiği köşelerin içine de ikişer tane örüyorum. Sonra ay tığın üstüne ip almamışım. Sonra boşlukların içine aynı iki tane ikili trabzan, bir zincir. Buraya geldim de yine buradakine ayrı, buradakine ayrı öreceğim. Böyle devam edeceğim. Enseye kadar bu şekilde öreyim. Enseye geldiğimizde şimdi şuradakini boşluğun içine ensede zaten devam ederken görüyorum. O boşluğun içine iki tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Sonra şu alttaki motiften gelen bir boşluk var. Onu buluyorum. İki tane de oraya örüyorum. Zincirimi çekiyorum. Sonra artık bu tarafa kaymış oldum. Bakın şuradaki motife kaymış olduğum. Orada da doğru noktayı bulup onun da köşesinin içine iki taneyi örüyorum. Bir zincir çekip artık buradan aşağıya doğru etek ucuna doğru gideceğim. Etek ucundaki de köşeye geldiğimizde oradaki köşeyi de nasıl geçtiğimi göstereyim. Etrafını artık tamamlamaya yaklaştık. Köşeyi dolaşacağım, döneceğim yere geldim. Bir zincirimi çektim. Şimdi köşeyi buldum burası. Geliyorum içine. İki tane ikili trabzanımı ördüm. İki de zincirimi çekiyorum. Aynı boşluğun içine iki tane ikili trabzanı daha örüp köşeyi dönmüş oluyorum. Bir zincir ve buradaki boşluğun içine iki tane ikili trabzan, bir zincir. Devam ediyorum. Eteğin ucundayım. Tam olarak etek ucunu bitirip başladığım noktaya geleyim. Ve başladığım noktaya kadar hırkanın etrafında geldim. Ve şu köşede biliyorsunuz, şu köşenin içine bir ilk ikili yapmıştım. Şimdi ikinci ikiliyi de örüp
hırkamın etrafını tamamlamış olacağım. 1, 2 ve buradaki ilk ördüğüm trabzanın tepesini bulmaya çalışıyorum. Bulduktan sonra arasından kaydırarak geçirip şöyle güzelce kilitliyorum ve ipimi kesiyorum etrafını bitirmiş olmanın mutluluğuyla. Etrafını bir turla geçip tamamlamış oldum. Tabii siz eğer daha kalın olsun derseniz bir tur daha geçebilirsiniz. Etrafını kalınlaştırabilirsiniz. Benim için gayet yeterli. Şimdi kol evlerine hazırladığım kol parçalarını yerleştireceğim. İlk önce ben birini öreyim, diğerini de onu nasıl yerleştirdiğimi gösterip sonrasında diğerini beraberce yapalım. Hırkamın bir kolunu şöyle gördüğünüz gibi güzelce yerine yerleştirdim. Kol ağzını iki sıra halinde ördüm, tamamladım. Şimdi diğer kolu nasıl bunu yerleştirdiğimi onu göstereceğim size. Hemen kol altından başlayacağız çalışmaya. Yani şöyle döndüreyim. Şuradan başlayacağız birleştirmeye. Bu örmüş olduğumuz 6 tane motif parçasını. İlk önce şu ilmeğimin içine batıyorum ve biraz tabii ki yaklaşıyoruz artık burada daha net görebilmek için. Şurada şu koltuk altında birleşilen yerin tam ortasından geliyorum. Şöyle geliyorum. İlmeğimi alıyorum. Arasından geçiriyorum. Güzelce kilitledikten sonra buraya bir de zinciri çekip köşeye geliyorum ve 3 tane, ay pardon 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Sonra bir zincir çekip hemen karşısındaki şu boşluk oraya batıyorum. Şimdi buraya daha sonra gelip tekrar bir üçlüyü örüyorum. Üçlü değil, ay ağzım hep alışmış üçlüye. Normal hırkalarda öyle ya. 2 bir zincir çek. Tam karşısındakine bat. Sonra şuraya kadar işlemimiz aynı. Şuraya kadar bunu burayla birleştirip geleyim. Şimdi buraya kadar geldim. Köşenin içine 2 tane ikili trabzanımı ördüm. 2 de zincirimi çektim. Buradaki İkisinin kesiştiği yerin ortasına geliyorum. Şu ikisinin birleştiği yerin tam ortasını bulup aradan ilmeğimi geçirip bir kilitledikten sonra tam karşısındaki denk gelen noktanın da içinden batıyorum. Aradan geçirip bir kilitleyip bir zincir çekiyorum. Sonra buraya gelip 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Hemen karşısındaki denk geldiği noktaya birleşiyorum. Bunu koltuk altına kadar, buraya kadar aynı şekilde ekleyeceğim. Tam koltuk altının olduğu yere kadar aynen ördüm. Şimdi koltuk altının olduğu yere köşeye 2 tanemi öreceğim. Sonrasında bir zincirimi çekip şimdi burada bakın hemen şöyle el yordamıyla tam uygun noktayı bulup arasından batıyorum. Bir kilitleyip bir de zincir çekiyorum. Ve buraya 2 tane daha ikili trabzanımı örüp burada da artık karşıyla birleşmeye devam ediyorum. Hiçbir farkı yok. Kol evine nasıl yerleştirdikse hırkanın yan parçalarını bedenin arka tarafına nasıl yerleştirdikse kolunda bu iki parçasını karşılıklı öyle birleştirip formunu vermiş oluyoruz ta ki kol ağzına kadar. Kol ağzına geldiğimizde ise etrafının kol ağzının etrafını nasıl geçtiğimizi göstereceğim. Birleştirdim. Kolunda formunu verdim. Şimdi sıra buradaki köşenin içine 2 taneyi örüp kolun ağzını oluşturmakta. Bunun için de buraya bir zincir çekip
çekip şöyle hemen şu arkadakine batıyorum. Ama buradan şöyle yapıyorum, bak. Buraya geldiğimde ise şuraya bir zincir çektim ya. Tığımın üstüne ipi alıyorum. Buradaki başını bulup ortaya gelebilmek için şu yöntemle buradaki ortaya geliyorum. Çünkü buraya iki tane örmem lazım yan yana. Üç zincirle yükselip yanına bir tane ördüm. Çünkü artık kol ağzını örmeye geçtim. Şimdi kol ağızdaki farklardan biri de boşluklara örüyorum. İki tane, ama bu sefer aralarda, bakın buradan da gelirken çekmedim. Buradan da buraya gelirken aralarda zincir çekmiyorum. Kol ağzını bir miktar toparlayabilmek için. Şimdi iki çek, iki ördüm. Hiç zincir çekmeden buradaki boşluğa geçiyorum. Yine hiç zincir yok. Geldim buradaki boşluğa. Bir, iki. Hiç zincir yok. Geldim buradaki boşluğa. Bir, iki. Şu orta noktadaki geçişi de görün istediğim için şurayı. Şimdi buradaki boşluğa geldim. İki tane ördüm. Bu köşeninkine, bir de buradaki köşeninkini örüyorum. İki tane. Bir, iki. Ama arada hiç zincir yok. İşte ilk sırayı böyle her boşluğa 2 2 örerek tamamlayacağım. İlk turu bitirdim. Şimdi buradaki ilk ördüğüm ikilinin tepesine batacağım. Sonrasında aynı olduğum boşluğun içine iki tane, bir tanesini 3 zincirle çıktım, yanına bir tane ikili trabzan ördüm. Arada zincir yok. Yandaki boşluğa atladım. İki tane daha. Bu sefer biraz arada zincir çekmediğim için boşlukları bulmakta zorlanabilirsiniz. Ama biraz araladım mı, bir de şöyle elinizle de hemen bulabiliyorsunuz. Aralayıp elinizle bulabiliyorsunuz. İkinci turu da böyle her boşluğun içine iki tane İkili trabzanı örerek tamamladı mı? Ne yapıyoruz? Senin en sevdiğimiz kısma, finale yaklaşıyoruz efendim. O zaman tamamlayıp hemen geleyim. Kar bulutlu hırkamızın finalindeyiz. Şimdi size hırkayının bedeniyle ilgili bilgiler vermek istiyorum. Hırkamızın bedeni aslında standart beden diyebileceğimiz bir model. Zira bakınız şimdi 36'nın üstünde çok güzel duruyor ama 42 bedene kadar da uyumlu olacaktır. Çünkü şu anda kalça çevresi şu ölçülerle yaptığınızda 120 santimi buluyor efendim. Ama ben hani çok daha kiloluyum, daha iriyim, boyum daha uzun, daha yapılıyım. İşte üstümde de böyle salaş dursun istiyorum. Ben bu hırkayı nasıl büyütürüm diyorsanız şayet. Türlü türlü yolları var. Motifleri bir sıra daha büyük örebilirsiniz. Motifin formunu hiç değiştirmeden ne yapıyoruz? Şuradan koltuk altından bir sıra daha motif yerleştiriyoruz. Şuraya, yani atıyorum şimdi elimde motif yok ama bir motif olsa yarısını buraya, yarısını buraya yerleştirerek koltuk altından bir sıra daha motif geçiyoruz. Yani bakın 1, 2, 3, 4 ya burada. 4 artı 4, 8 tane motifi fazla örerek, yanlara yerleştirerek hırkayı çok büyük ebatlara çıkartabiliriz. Yani çok daha iri yapılı hanımefendiler için uygun olacaktır. Bu haliyle 44 bedene kadar falan çok rahat kullanır diye düşünüyorum. Biraz patını daha geniş örer. İki sıra daha geniş örse çok daha büyüyecektir zaten hırkamız. Öncelikle benden çok istenen bir modelde. Umarım yeteri kadar anlaşılır olmuştur. Evet, anlaşılır olmuş, öreriz Damla diyorsanız bir kalp bırakmayı aşağıya unutmayın. Şimdi bu hırkada şu görmüş olduğunuz 161'den bu hırkada 161 Alize Cotton Gold, şu kısım, yani yoğun olan kısım. Diğer hırkada 05, yarn art cins 05'ti. 250 gram gitti. Şu ortalara da sadece bir tane 50 gramlık açmanız yeterli. 100 gramlık ip kullanıyorsanız gene bir tane yeterli olacaktır. Yani
67'den 1, 161'den 250 gram dediğime göre 2,5, yani 100 gramlık ipiniz 2,5 tane diyorum. 4 tane de Fox'tan gitti. Yani bu elden ele fark edebilir. Tam 4 tane gitti. Hani 5 almak belki daha garantili olacaktır diyorum. Ama tabii yine sizin kendi tercihiniz. O zaman Fox 4 ara renklerde toplamda 300 gram diyebilirim. Şimdiden Örecek hanımefendilere kolaylıklar diliyorum. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Hala abone değilseniz, abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Tabii ki ben bir kalbi sizden yine rica ediyorum. Unutmazsanız şayet. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.